Diyarbakır'ın ünlü şairlerinden Ahmet Arif'e ithaf edilen yaklaşık 120 yıllık konak, 2011 yılı itibarıyla Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete girmiştir. Cahit Sıtkı Tarancı evine komşu olan müze, Diyarbakır evlerinin özelliklerini en özgün biçimde muhafaza eden en güzel örneklerindendir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp restore edilerek Ahmet Arif adına tahsis edilmiştir. Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde şairin kişisel eşyaları, el yazısıyla yazdığı şiirleri ve Güneydoğu'da yetişmiş birçok şairin fotoğrafları sergilenmektedir. Şair 23 Nisan 1927'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal'dır. Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelenmiştir. Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Arif'in Diyarbakır'da çok sevilen bir şair olması, birçok kişinin Ahmet Arif'in en az bir dizesini ezbere bilmesi, şairin sahiplenilmesi, şiirlerinde Diyarbakır'ın sıklıkla işlenmesi ve bölgenin özelliklerini şiirlerinde yoğun imgelerle yansıtması, şair ile kent arasında bir gönül bağı oluşturmuştur. 25 Eylül 2012 tarihinde Siverek'te 30 bin kişinin rekor kırarak Ahmet Arif'in Anadolu şiirini okuması, şairin toplumla olan ilişkisine en güzel örnektir.